Arkadaşlar merhabalar. C# konsol eğitim videolarımızın bu gece 26.sını gerçekleştireceğiz. Çok boyutlu dizilerin 3. dersindeyiz. Ne yapacağız bugün? Bugün kullanıcı tarafından satır sayısı, sütun sayısı ve değerleri girilen matrisi listeleteceğiz. Daha sonra bu listelettiğimiz matrisin transpozunu alıp transpoze edilmiş halini listeleyeceğiz. Sonra bu matrisimizi bir tane tam sayı ile çarpacağız, bir katsayı değeriyle çarpacağız ve bu yeni oluşan matrisi de listeleyeceğiz. Vakit kalırsa, eğer çok uzamazsa ders, bir de determinantı çok kısa değiniriz. Gelecek derste de matrislerde çarpma işlemine giriş yaparız. Matrislerde çarpma işlemi işin herhalde en uç noktası olacak bu 4 ders içerisinde. Hadi gelin dersimize başlayalım. Ne dedik? Kullanıcı tarafından satır ve sütun sayıları girilen matris. O zaman ne yapalım? Önce iki tane değişken tanımlayalım. Birisi satır olsun, diğeri sütun olsun. Int satır virgül sütun. Noktalı virgülümü koydum. Elinizden geldiğince Türkçe karakter kullanmaktan kaçının. Açıklama yaparken console.write diyelim. Açıklama yaparken Türkçe karakter kullanın. Hani kullanıcıya bilgi veriyoruz sonuçta. Orada Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmayın ama onun dışında değişken kullanırken dediğim gibi biraz daha özen gösterin. Satır sayısını girin. Satır sayısını girin. İki nokta üst üste. Noktalı virgül. Ne diyelim? Satır eşittir. Satır benim klavyeden girmiş olduğum toInt16'ya convert ettiğim değer. Readline diyelim. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Ondan sonra şimdi aynı işlemi ne için yapacağız? Sütun için yapacağız. Console.write sütun sayısını girin. İki nokta üst üste noktalı virgülümü koydum. Sütun eşittir. Ne diyeceğim? Convert.toInt16 parantez içerisinde console.readline noktalı virgülümü koydum. Şimdi satır ve sütun değerlerini ne yaptık? Kullanıcı tarafından aldık. Güzel. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Şimdi ne yapalım? Programa iki boyutlu bir dizi tanımlaması yapalım. Int köşeli parantez bir virgül, ismi matris olsun. Matris eşittir. New int diyelim. Şimdi new int dedikten sonra normalde şu ana kadar yaptığımız derslerde ne yapıyorduk? New int dedikten sonra satır ve sütun değerlerini manuel olarak kendimiz bu kısımda elle giriyorduk. Ama şimdi ben ne istiyorum? Kullanıcının girdiği satır ve sütun değerini buraya aktaralım. O zaman ne yapalım? Kullanıcının girdiği satır virgül sütun değerlerini buraya yazalım. Programa iki boyutlu bir dizi tanımlaması da yaptık. Şimdi gelin bunun içini yavaş yavaş dolduralım. For int i eşittir 0'dan i küçük neye kadar? Satıra kadar. Önce bir satırları okutalım. i 1 artsın. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Şimdi aynı işlemi bir de sütun için yapalım. For int j de eşittir 0'dan j küçük sütun olana kadar, bu da 1 artsın. Güzel. Şimdi bir süslü parantez daha açtım. Şimdi ne yapacağız? Döngüler içerisinde gerçekleşmesini istediğim olayları yazacağız. Nedir benim gerçekleşmesini istediğim olayım? Şu. Kullanıcıya her defasında, her enter'a basışımızda bir tane bilgi mesajı verelim. Diyelim ki işte x nolu satırın y nolu sütunundaki elemanı gir. Yani birinci satırın birinci sütunu, işte birinci satırın ikinci sütunu, sonra alta inelim. İkinci satırın birinci sütunu, ikinci satırın ikinci sütunu. Düşünsenize mesela 100 çarpı 100 tipinde bir matrisiniz var. Bunları elle yazdığınızı düşünsenize ne kadar uzun süreceğini. İşte bu noktada döngüler devreye giriyor. Döngüler ne yapıyor? Bizi kod fazlalığından, kod yükünden kurtarıyor. Hadi gelin komutumuzu yazalım. Console.write parantez içerisinde ne diyelim? Matrisin süslü parantez içerisinde 0. 0 ne demek? Burada virgülden sonra kullanacağım ilk değer 0'a karşılık gelecek. Ne dediğimi birazdan açıklayacağım. Zaten şeyde bunu yazdırmıştık. Anlatmıştık. Nerede? İlk derslerde. 0 çarpı 1. 0 ne demek? Burada satıra karşılık gelecek. Bir de sütun değerlerine karşılık gelecek. 0 çarpı 1 değeri diyelim. D'yi de büyük yazalım. Değeri. 2 nokta üst üste. Virgül. Şimdi
Sıfırın karşılığı ne? Satır olacak. Yalnız benim satırım. Şimdi ben buraya normalde i yazabilirim. Burada herhangi bir problem yok. Ama i yazdığım zaman ne olacak? Kullanıcı bunu biraz hatalı olarak algılayacak. İ yazdığım zaman karşıma çıkacak ilk değer ne olacak? Ben i'yi sıfırdan başlattığım için işte matrisin 0 çarpı 0 değeri. Ama matriste sıfırıncı satır diye bir şey yok diyecek kullanıcı. Programlamada sıfırıncı satır olabilir ama gündelik hayatta sıfır yok diyecek kullanıcı. Aritmetikte işte mat 2 problemlerinde falan ne diyecek? Satır ve sütun değerleri birden başlıyor diyecek. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? İ'ye 1 ekleyelim. İ artı 1 virgül aynı işlemi J içinde yapalım. Buna da J artı 1 diyelim. Ne yapmış olduk? İ artı 1. satırla J artı 1. sütun olmuş oldu. Ne dedik? I artı 1 ile J artı 1 dedik. Ondan sonra. Şimdi peki güzel okuttuk. Şimdi okutmuş olduğumuz veya hani bilgiyi de verdik. Ama bu her enter'a basışımızda bu değerleri ne yapsın istiyoruz? Hafızaya alsın. Ne zamana kadar? Biz çağırana kadar hafızada tutsun. Onun için ne diyeceğim? Şöyle diyeceğim. Matrisin i virgül j'ninci elemanları eşittir. Convert ettiğim convert.toInt16. Neden convert ediyorum? Çünkü hani üzerinde aritmetik bir işlem yapmasam dahi bunlar aritmetik birer değer. Hani string ifade değil. O yüzden convert ettim. Convert etmiş olduğum parantez içerisinde neyim? Console.readline satırım. Readline diyelim. Bir de noktalı virgül koyalım. Şimdi buraya kadar programda herhangi bir problem yok. Bir çalıştıralım bakalım. Şuraya ben bir console.read ekleyip F5'e bastım. Çalıştırdım. Şimdi satır sayısına girin. 2. Sütun sayısına girin. 3. Matrisin 1 çarpı 1 değeri. Ne demek? Birinci satır, birinci sütun değeri. Kaç olsun? 10 olsun. Birinci satır, ikinci sütun. 20. Birinci satır, üçüncü sütun. 30. İkinci satır, birinci sütun. 40. İkinci satır, ikinci sütun. 50. Ve ikinci satır, üçüncü sütun. 60. Ne yaptım? En son Enter'a da bastım. Bunları bellekte tutuyor şu anda. Güzel. Peki ben ne istiyorum? Benim istediğim şu. Bu bellekte tutmuş olduğu değerleri bana yazdırsın. Hem de güzelce böyle satır ve sütunlar halinde yazdırsın. Hadi gelin bunu yapalım. Şimdi bunun için ne yapacağız? Buraya kadar olan kısım belleğe aldık. Şimdi bellekteki o değerleri bir okutalım. Bir for döngüsüyle okutalım. For int k eşittir. Sıfırdan başlasın. K küçük neye kadar? Satıra kadar. K 1 bir artsın. Süslü parantezimi açıyorum ve alt satıra iniyorum. For parantezimizi açalım. Int ne olsun? N eşittir sıfırdan. N küçük kaça kadar? Sütuna kadar. Noktalı virgül. N de bir artsın. Güzel. Şimdi bir süslü parantez daha açıyorum. Ve diyeceğim ki console.write. Console.write yaz. Neyi yaz? Matrisimde k virgül n yaz. Okumuş olduğun, hani okumuş olduğun değerler var ya, k ve n. Neden i ve j demiyorum? Çünkü i ve j'yi ben hafızaya almak için kullandım. Burada k ve n kullandım. Şimdi çoğu örnekte karşınıza, internette karşılaştığınız pek çok örnekte bu kısım da yukarıda kullanılan harflendirme ile aynı olarak geliyor. Aslında oranın aynı olmaması daha iyi olur. Çünkü bazı programcılar işte bu şeyi mesela neyi öğrenirken bu örneği diyelim, matrislerde işte klavyeden değer alıp o değerleri listelemeyi öğrenirken bakıyor, burada EJ var, burada da EJ var. Yukarıdaki I ve J ile buradaki I ve J'nin aynı olduğunu zannediyor. Aslında farklı. Buradaki, hani burada mesela I ve J kullansaydık, onun için konuşalım. Buradaki belleğe alma, buradaki de o bellekteki değerleri ekrana yansıtmak için birbirinden farklı değerler. Ondan sonra artı diyelim. Şöyle bir boşluk bırakalım her bir değer arasında. Noktalı virgülümü koydum. Bir de şuraya bir tane console.writeline ekleyelim ki satır sonunda bize boşluk bıraksın. Bakalım istediğim gibi mi oldu mu? 3'e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Enter'a bastım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 7, 8 ve 9. Bir de şuraya bir console.writeline ekleyelim. Console.writeline. Burada da bir satır boşluk bıraksın şöyle. 2 çarpı 2 olsun. 1001 değeri işte 10, 20, 30 ve 40. Enter'a bastım. 10, 20, 30 ve 40 bana geldi.
Güzel. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Şimdi şuraya gelin. Bakın burası ne? Burası benim yazdırma komutum. Şimdi transpozunu yapalım. Transpoz ne demek? Bir tane Excel dosyası açayım ben şöyle. Boş bir Excel sayfası açalım. Bir tane matris girelim. Şimdi transpoz dediğimiz olay neydi? Satırların sütun, işte sütunların satır şeklinde yazılması diyebiliriz. 2, 5, 6, 3, 7 ve 4 olsun. Şimdi bu nasıl bir matris? 2 satır ve 3 sütundan olsa 2 çarpı 3 tipinde bir matris. Şimdi ben bunu transpozesini aldığım zaman ne olacak biliyor musunuz? Satırlar sütun olacak. Bakın 2, 5, 6. Burası da 3, 7 ve 4. Yani şu soldan sağa olan değerleri yukarıdan aşağı yazıyor. Bu kez ne oldu benim matrisim? 3 satır ve 2 sütuna dönüştü. 2 çarpı 3'tü. Şimdi ne oldu? 3 çarpı 2 oldu. Bunu yapmak istiyorum. Hadi gelin yapalım. For döngümü oluşturuyorum. Int. Ne diyelim? Yine başka değerler kullanalım. X ve y kullanalım. X eşittir 0'dan. X küçük neye kadar? Satıra kadar. X 1 1 artsın. Süslü parantezimi açtım. İndim alt satıra. Int y. Özür diliyorum, bir for açalım şurada. Int y eşittir 0'dan noktalı virgül. Y küçük sütun olana kadar y de 1 1 artsın. Güzel. Süslü parantezimi açtım. Burada da alt satıra indim. Şimdi yukarıdaki şurada yazmış olduğumuz şu satırımız var ya, console.write işte matris kn şeklinde. Çok benzerini yazacağız. Tek bir farkla. Matris ne diyeceğim? Yukarıda kn demiştim ya. Burada x y demeyeceğim. Y x diyeceğim. Önce bana sütunu yazsın, sonra satırı yazsın. Virgül. Virgül demeyelim, artı diyelim. Şu araya bir satırda boşluk bıraksın. Şuraya da bir noktalı virgül koyalım. Şuraya da bir console.write line koyalım. Ondan sonra şuraya şey diyelim mi? Başlığına. Transpose diyelim. Transpose. Şimdi çalıştıralım bakalım. 3 çarpı 3 tipinde olsun. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Enter'a bastım. Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'ı yazdı. Şurada arada boşluk koymadığım için böyle alt alt oldu. Bakın ne yaptı? Bu kez satırları dikey alana yazdı. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70, 80 ve 90. Yalnız kare matris için bu yöntem çok kolay ve geçerli. Ama kare olmayan matris ne demek kare matris? Satır ve sütun sayısı birbirine eşit olan matris demek. 2 çarpı 2 gibi, 4 çarpı 4, 3 çarpı 3 gibi. Ama ben burada 3 çarpı 2 bir tipinde bir matris girdiğim zaman bu program hata verecektir. Ve bu hatanın sebebini ve doğru haliyle beraber yapma kısmı size ödev olarak bıraktığım kısım olsun. Şimdi burası transpozeydi. Transpozeden önce şuraya da bir tane console.writeline ekleyelim. Yine bir satır boşluk bıraksın. Ondan sonra şuraya gelelim. Şu döngünün dışına. Şuraya yine bir tane console.writeline ekleyelim. Ve buraya da ne diyelim? Katsayı ile çarpımı. Mesela neyle çarpalım? Girmiş olduğumuz kare bir matrisi işte 5 ile çarpalım ve sonucu bir görelim bakalım. Nasıl olacak? Yine yukarıdaki değerleri ne yapıyorum? Okutma işlemi yapıyorum. Int ne kullanalım bu kez? İkili kullanalım. S ve P olsun. S eşittir 0'dan S küçük satıra kadar S 1 1 artsın. S diyebilirsiniz. S dediğime çok takılmayın. For int P eşittir 0'dan P küçük nereye kadar? Sütuna kadar noktalı virgül. P de 1 1 artsın. Süslü parantezimi açtım. Şimdi console.write diyeceğim. Console.write parantez içerisinde matrisi bana yazdır. Nasıl yazdıracak? Normal haliyle. Yani S ve P olarak. P ve S olarak yazdırsam ne olur? Tersini yazdırmış olur. S ve P olarak yazdır. Yalnız ne yap biliyor musun? Bu S ve P'nin her defasında 5 katını al. Çarpı 5 artı şöyle bir boşluk bırakalım. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi bir de nereye? Şuraya mı? Console.WriteLine koyalım. Şuraya. Console.WriteLine koyalım ki
Her satırın sonunda ne yapsın aşağı insin. Hadi gene çalıştıralım. 3 çarpı 3 tipinde olsun. Birinci matrisin değeriyle başlayalım. 4, 7, 8, 1, 3, 6, 4, 5 ve 9. Enter'a bastım. Bakın şimdi 4, 7, 8, 4, 7, 8, 1, 3, 6, 4, 5, 9. Listeleme doğru, transpoze doğru. 4 çarpı 5, 20, 7 çarpı 5, 35, 8 çarpı 5, 40. Demek ki doğru. 9 çarpı 5, 45, 5 çarpı 5, 25 şeklinde. Bu kısımda doğru olmuş oldu. Şimdi ödevin ikinci kısmı da şu olsun. Bu işlemler bittikten sonra şuraya kadar yapın. Tamam mı? Şuraya kadar. Ondan sonra klavyeden hangi sayıyla çarpılması gerektiğini klavyeden girin ve o sayıyla çarpın. Hani biz burada 5 dedik ya, o 5 olmasın. Siz bir sayı girdirin ve o sayıyla çarpın. Bakalım bunu da yapabilecek misiniz? Bu soruları yapabiliyorsanız zaten konuya ciddi anlamda hakim olmuşsunuz demektir. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Matrisle ilgili, yani bugün bu örnekle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir örnek yapalım. Nasıl yapalım mesela? Bir determinant yapalım mı? Basit bir determinant. 4 elemanlı. Hani 2 çarpı 2 tipinde en basit kısmıyla yapalım. Ve dersimizi tamamlayalım. Siliyorum buraları. Şimdi determinant deyince çok boyutlu dizi kullanmayacağız burada. Biraz daha böyle normal int işlemi kullanacağız. En azından matrise girmişken determinanta da çok kısa bir değinelim ama çarpma işleminden sonra determinanta da biraz daha detaylı değiniriz gelecek derste. Şimdi determinant dediğimiz olay bir örneğin 2 çarpı 2 bir matris için konuşalım. Değerleri ne olsun? A, B, C ve D. A, B, C ve D olan bir şöyle şunu da biraz büyüteyim şöyle. Bir de kalın olsun. Şimdi A, B, C ve D adında bir matrisim var. Tamam, burası benim A matrisim olsun. Şimdi ben bunu determinant şöyle A diyelim. Determinant A eşittir dediğim zaman bu A matrisinin determinantını nasıl bulacağım? Şu şekilde parantez içerisinde A çarpı D eksi B çarpı C. Yalnız determinantın sonucu her zaman ne çıkıyor? Mutlak değer içinde, yani pozitif çıkması gerekiyor. O zaman bizim ne kullanmamız gerekiyor? Bizim bir matematik fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Mat.abs var. Abstrakttan mı geliyordu mutlak? Bir bakalım hemen. Translate'ten gelin beraber bakalım. Ne diyelim? Mutlak diyelim bir bakalım. Mutlak. Absolute. Aa, tamam. Absolute'dan geliyor. Gelin beraber yapalım. Değerleri kullanıcıdan isteyelim mi? 4 tane değer. A, B, C, D. Hadi gelin kullanıcıdan isteyelim. Int A virgül, B virgül, C virgül, D virgül, sonuç, noktalı virgül. Console nokta write parantez içerisinde A değeri. A değeri. 2 nokta üst üste diyelim. Noktalı virgül. A eşittir. Convert nokta to int 16 parantez içerisinde console nokta read line. Şimdi aynı işlemleri B, C ve D içinde yapalım. Şöyle B değeri diyelim. 2 nokta üst üste noktalı virgül. B eşittir. Convert nokta to int 16 parantez içerisinde console nokta readline. İlerleyen derslerde bir dersi tamamen neye ayıracağız? Matematiksel komutlara ayıracağız. Aynı şekilde bir dersi tarih zaman fonksiyonlarına ayıracağız. C eşittir. Convert nokta to int 16 console.readline ve son olarak D. D için de yazalım. console.write parantez içerisinde D değeri 2 nokta üst üste noktalı virgül D eşittir. convert.toint 16 parantez içerisinde console.readline dedim. Noktalı virgülünü koydum ve alt satıra indim. Şimdi sonucu yapalım. Sonuç eşittir. mat.abs parantezinde mat.abs parantezinde ne diyeceğim? Bir parantez daha açalım şöyle. A çarpı B eksi parantez aç C çarpı D. Bunu double mu kullanmamız gerekiyor? Yok. Şu an sorun çıkmadı.
ve sonra da console.write parantez içerisinde sonucu yazdıralım. Sonuç ya da determinant diyelim. Determinant iki nokta üst üste artı sonuç diyelim. Şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Şuraya da bir console.read ekleyelim. Şimdi A değeri 4, B değeri 5, C değeri 3 ve D değerine 7 girersek eğer kaç vermesi gerekiyor? 4, 5, 3 ve 7. Bir bakalım. 4, 5, 3 ve 7. 4 çarpı 7 ne olacak? 28 olacak. Eksi 15 ne yapması gerekiyor? 13 vermesi gerekiyor. Bir deneyelim bakalım. 7 diyelim. Neden hata verdi? Çünkü A çarpı C diyeceğim. A çarpı C eksi B çarpı D. Şimdi yeniden çalıştıralım. Kaçtı? O değerleri girelim. 4, 5, 3, 7. 4, 5, 3, 7. 23. Neden? 4 çarpı 3. 4 çarpı 7, 28. A çarpı D diyeceğim ya. Özür diliyorum, özür diliyorum. Neden böyle hata yaptım bilmiyorum. A çarpı D, B çarpı C. Bir daha bakayım. A çarpı D. Şunu şuraya karıştırdım. Şimdi oldu. Kaçtı değerler? 4, 5, 3, 7. 4, 5, 3, 7. 13. Tamam. Şimdi doğru. Şimdi yaptık. Güzel. 13 çıktı. Yalnız şurayı mesela 1 yapalım. A değerini 1 olarak girelim. 1 olduğu zaman buranın kaç çıkması gerekiyor? 7. 7 eksi 13 eksi 6 çıkması gerekiyor. Ama mat.abs kullandığım için ne yapacak? Onu 1 diğer değerlerim kaçtı? Mutlak değer içerisine alıp bize pozitif olarak döndürecek. 1, 5, 3 ve 7. Enter'a bastım. 1 çarpı 1 çarpı 7, 7, 5 çarpı 3, 10. Doğru oldu. 1 kere 7, 7, 5 çarpı 3, 15. Tamam. Ben yanlış hesapladım. Sanırım kusura bakmayın. Ya, herhalde bu gecenin ilerleyen saatlerinden dolayı artık inanın bazı şeyleri böyle idrak etmekte zorlanıyorum. 7, 7 eksi 15, eksi 8. Eksi 8 olacaktı cevap ama biz mat.abs kullandığımız için 8 oldu. Normalde böyle şey değildir ya. Böyle aritmetik 4 işlemde hiç takılmazdım ama dediğim gibi saat şu an 2 ve sınav haftamdayım. Gündüz ders çalışarak geçiriyorum. Yani o yüzden biraz artık size maruz görün diyelim. Sözü burada noktalayalım o zaman. Daha fazla örnek yapmayayım ben de. Yeterli bu gece için. 26. dersimizde böyle oldu. Determinantı değinmiş olduk. Matrislerde işte matrisi, satır, sütun ve değerleri kullanıcıdan alarak listeleme işlemi de yaptık. 27. derste matrislerde çarpma işlemine geçeceğiz. Determinantla ilgili biraz daha örnek aklımda var. Hani şu 3 çarpı 3 tipinde bir determinant olduğu zaman hatırlarsanız matematik 2 konularında altına değerleri yazıyorduk. Altına ilk satırı, ikinci satırı yazıyorduk. Sonra soldan sağa doğru önce köşegen olarak çarpıyorduk. Sonra aynı işlemi sağdan sola doğru yapıyorduk. İşte sonra bu iki değeri birbirinden çıkarıyorduk falan. Böyle bir uygulama yaparız. Sözü burada noktalıyorum. 27. derste görüşmek dileğiyle. İyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. 27. derste görüşürüz.